Merhaba Bebek programına hoş geldiniz. Harika iki konuğum ve muhteşem doğum filminizle yine karşınızdayız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Pınar Svirski, uyku danışmanı ve evet. Sibel Arna, Rüzgar'ın annesi. Evet. Neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedin. Günlük yaşamınız nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Hürriyet'te yazıyorum biliyorsunuz. Evet. Yaklaşık 10 yıldır. Okuyoruz canım. Rüzgar olduğundan beri de bir anne çocuk köşesi yazıyorum orada. Daha doğrusu Rüzgar 9 aylıkken başladım. Evet. Benim için bir nevi günlük tutmak oğluma bıraktığım en değerli anılardan biri ne olacak o yazı. Evet. O yazılar. Her gün bir şey öğrenmek annelik. Her gün yeni bir deneyim. İnsan her daim kendini stajyer gibi hissediyor. Çünkü çocuk büyüdükçe yeni bir şey öğreniyorsun. Kesinlikle öyle. Peki şeyi soracağım Pınar Hanım. Bebeklerimizi nasıl uyutacağız? Ay sormayın. Evet işte büyük soru bu. Bebeklerimizi yatakta uyutacağız mümkünse ilk aylardan itibaren. Uyku öğretilebilen bir beceri ve biz anne babaların bebeklerimize bunu öğretmemiz gerekiyor. Yani sallanarak, emerek, pusette giderek, otomobil koltuğunda dolaşarak değil... Yatakta nasıl uyuyacaklarını öğretmemiz gerekiyor. Ben o yanlışların hepsini yaptım. Öyle yani, hepimiz yaptık. Pusette uyuttum, kucağımda emzirerek uyuttum. Araba koltuğunu yapmadım. Yani böyle arabayla çıkıp durumda. Böyle İstanbul'da dolaşan arkadaşlar var. Gece dolaşanlar var. Ama daha çok hani gaz problemi yaşayan aileler onu tercih ediyor. Ama gaz probleminde bile bazen ben şunu gözlemliyorum. Gaz problemlerinin yarısı... Aşırı yorgunlukla karışabiliyor. Çünkü o kolik dediğimiz sancılar da tarifi akşam saatlerindedir. Tabii uzun süre uyumayınca. Evet, aynen. Ve çocuğun aşırı yorulması da akşamüstü saatlerine denk gelir. Bazen biz çocuğa ya diyoruz hani tamam biz yapacağımızı yapalım. Kolikse zaten elimizden başka bir şey gelmez. Kundaklıyoruz, doğru zamanda yatırıyoruz. Bir bakıyoruz çocuk melek gibi olmuş. Her zaman olur demiyorum. Kolikse evet beklemek lazım, sabretmek lazım ama... Çözülebilir yani. Biraz kundaklamak gerekiyor yani. Valla ben doğumdan dördüncü aya kadar kesinlikle denedim ama inanılmaz hareketliydi. Yani bu senin el ayak sürekli durmuyor böyle. O zamandan belliymiş hareketli oldu. Kundak falan kesinlikle dayanmadı. Evet zor kundağı da şimdi şey çıkarttılar. Hazır kundaklar var cırt cırtlı. Evet. Çok pratik. Ben de beceremiyordum kundak yapmayı. Onlardan kullandım Maya'ya dördüncü aya kadar. Hmm. Dördüncü ayda zaten kol falan çıkıp dönmeye başlayınca bebek kundağa gerek yok artık. Evet, ben uyuttum. O sallanmaya o kadar fazla kaptırmıştım kendini. Bir yaşından sonra özel karyola yaptırdım. Salladın mı? Tabii karyola yaptırdım ki yani büyük de bir çocuk. Ha. Mevcut sallanan karyola var küçük geliyor. Özel yaptırdım. Bu özel sallansın. Hayır, bir dakika bu fitliği şeye borçluyuz yani. Çocuğu sallamak borçluyuz. Bu kaslar falan öyle olmuştu yani. Ama o zamanlar gayet puset sallarken bayağı karın kası ve kol kası yapmıştım. Tabii canım benim kollarım kalınlaştı doğumdan sonra. Tabii kucakta uyutan anneler de öyle. Ama boyun fıtığı yapıyor direkt. Evet. Bel fıtığı, boyun fıtığı. Evet. Ama işte yani yatakta bu enerjiyi yatakta uyutmaya harcasak aslında biraz daha kolay ama gönlümüz çok yumuşak. Tabii biraz ağlama işin içine giriyor. Eğer alışkanlık değiştiriyorsak yani diyelim ki Rüzgar'ın bir yaşında sizi sallamadan uyutmaya karar verseydiniz ve hadi bakalım yatağa koyalım deseydiniz eyvah eyvah yani ortalık inlerdi. Yavaş yavaş. Tabii ki bir iki hafta içinde bu da çözülür. Yatağa alışır ama işte hani kolay da bir şey değil gerçekten ona dayanabilmek. Çok zor. Yani ben yatakta uyutmuştum ya. Hiç sorun çıkarmadım. Memede uyuyordu zaten. Yerine koyuyorduk. Ondan sonra da ilk 6 ay mı? Son 6 aydır Rüzgar tek başına yatağında uyuyor. Süper. Artık da olgunlaşmış. Artık. 4 yaşında. 4 yaşında yani. Yani. Ama şey yapalım o zaman şimdi. En başa dönelim. Hamileliğe. Nasıl geçti hamilelik? Hamilelik kolay geçti benim. Her şeyde çok olması gerektiği gibiydi. İşte 12,5-13 kilo aldım. Bir tek çok normal doğum istiyordum. Nedense hani diğerini doğurmak saymıyordum. Ancak böyle hani doğurunca içinden gerçek anlamda bir şey çıkınca anne olabilir misin gibi böyle bir saplantım vardı. Gereksiz. Evet. O yüzden 42 haftanın sonuna kadar bekledim ben normal doğuracağım diye. Böyle Ağustos sıcaklarında. Sonra doktor dedi ki anatomi müsait değil. Çocuk kanala girmiyor. Sen asla normal doğuramazsın. Suni sancı verse gereksiz dedi. Hani vermeni, yani versem yine sezaryen yapacağım. İşte 42 haftanın sonunda kesti beni. Yani değil mi? Peki şey yani sorun var mıydı? Hani böyle işte geciken hamile şeyde doğumlarda işte bebek yok. Kakasını yapıyor. Yani risk her zaman var tabii. 3 günde bir o NTZ denilen şeye bağlanıyorsun. Kalp atışları dinleniyor sürekli. Evet. Bir tedirginlik var.
o dönemde de çok net biliyorsun şey Okan Bölge'nin eşi Şirin'le birlikte bekliyorduk evet, biz. O da evet, 42'nin evet. sonunda biz tesadüf aynı gün hamile kalmışız. O İstanbul'a wow. ben Rüzgar'a ve böyle aynı gün birer gün arayla doğurduk. Evet. Ve o da bekledi. Beraber oturup acı falan yiyorduk doğuralım diye. Zencefil yiyorduk. Ama olmuyordu. Evet. Tekrardan döneceğiz ama önden doğum öncesi görüntülerimiz var. Ailemiz müthiş heyecanlı. Bizi bekliyorlar. Buradan izlemek üzere. Peki lütfen bize Facebook ve Twitter adreslerimizden yazmayı unutmayın. Sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Ayrıca www.merhababebektv'den bize sürprizlerimize ulaşabilmek üzere girebilirsiniz kodunuzu yazarak. Doğum öncesi görüntülerimizden sonra Hakan Demiray'la zevkle çocuklarımızla yapacağımız egzersizlerimizi izleyeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet, hastaneye geldik. Annemizin hazırlıkları yapıldı. Fatma Hanım bilekliğine isim bilekliği takıldı. Önlüğünü giydi. Bütün anamnez, bütün sorular, her şey tamam. Sıra bize geldi. Biz şimdi o ne kadar heyecanlı onu konuşacağız. Neler hissediyorsunuz şu an Fatma Hanım? Ya inanılmaz heyecanlıyım. Ya hepsi çok karışık. Bir yandan 9 aylık bir bekleyişin heyecanla son bulmasını bekliyorum. Bir yandan da 9 aydır benim bedenimde yaşayan bizim biricik varlığımız yani benden ayrılacak. Yani bir insanın bedeninde yaşaması çok mucizevi bir şey. Peki bu geceyi nasıl geçirdiniz? Yani son 24 saatte neler yaptınız? Son 24 saatte tabii son ana sıkıştırılmış işler. Yani bebek hazırlığı bir türlü bitmiyor. Her şey var. Sürekli bir eksik buluyorsunuz. Gece geç saatlere kadar bunun için uğraşıyorsunuz. Tabii heyecan zaten evet. Ve birçok şeyi unutmanıza neden oluyor. Dolayısıyla uykusuz kalıyorsunuz tabii. 3 saat falan uyuduk. Aslında yine de hani birçok duyduğumuz gebeye göre de sakin bir hem gebelik süreci hem de sonlanma süreci geçirdim. Yani öyle anlatılacak bir şey değil. Yani bunu bugün çok daha iyi anladım. Sağlıkçıymışsınız siz de. Evet. Doktorsunuz sanırım. Doktoruyum ben. Peki yani bir sağlıkçı olarak hastaneye gelmek ve hasta olarak yatmak nasıl bir duygu? Tabii hasta olarak yatmak gibi aslında düşünmüyorum. Bu çünkü çok hastalık güzel. Hastalık değil, evet doğrusunuz. Çok heyecanlı bir hastane süreci olacak. Tabii korku ve tedirginlik az da olsa oluyor. Yani hay böyle rüya gibi, şaka gibi geliyor bazen bana. Herhalde onun ilk ağlama sesini duyduğumda gerçekte tam olarak yüzleşeceğim. Ama her anlamda hem gebelik sürecimde hem şu andaki duygular bile yani birçok insanın hani yaşayabileceği en güzel şeyler. Evet. Mikrofonu size vereceğim. Siz neler söyleyeceksiniz? İlk çocuğumuz. Bu nedenle çok heyecanlıyım. Annesinin de söylediği gibi 9 ay boyunca çok rahat bir gebelik süreci yaşattı. Yormadı bizi. Umarım bundan sonra bu şekilde de devam eder doğum sonrası da. Peki ismini neden Deniz koydunuz? Deniz koyduk. Deniz ismini annesiyle beraber hep çok sevdik zaten. Doğum öncesinde cinsiyeti daha belli değilken de Deniz ismini koyacaktık, karar verdik. Erkek de olsa, kız da olsa. Ha yok, soruyorum, çok sevdiğim bir isimdi. Böyle bir evet. Denizleri evet, hep çok sevdik. Ek olarak da bahtı, şansı umarım denizler gibi engin olur. Sonsuz olur. Bu amaçla zaten biz de Deniz ismini uygun gördük. Ama çok heyecanlı bir süreçmiş hakikaten. Şu anki süreç 9 aydan daha heyecanlı. Şu an ayağınız yere basmıyordur yani, herhalde. Yani muhtemelen her an bayılabilirim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür heyecanlı ederim. Şey yapalım. Evet, şimdi biz doğuma iniyoruz. Ameliyathanede görüşmek üzere. Thank you.
Merhaba Bebek programındayız ve ismim Hakan Demiray. Sizlere annelerin ve bebeklerin yapmaları gereken egzersizler hakkında kısa bazı tüyolar ve egzersizlerle ilgili tabii ki ufak canlandırmalar yapacağım. Ben biraz önce söylediğim şeyin arkasındayım çünkü anne ve bebeklerin egzersizinden bahsettik. Bugün yapacağımız hareketlerde öncelikli olarak ben size temel egzersizler anlamında bazı ufak birkaç tane hareket göstereceğim ki bunlar da sizin doğum sonrasında özellikle zayıflamış olan kas gruplarınızın kuvvetlenmesine yönelik egzersizler olacak. Ama bundan sonraki bölümlerde bir anne ve bebek sporcunun bize eşlik ettiğini göreceksiniz ki eminim sizler de kendi bebeklerinizle beraber bundan sonraki bölümlerde bize eşlik ediyor olacaksınız. Buna başlamadan önce yapmamız gereken şeyler çok basit bazı malzemelerimiz var. Sizin de gördüğünüz gibi özellikle omurga sağlığınızı sağlıklı bir şekilde koruması açısından kalınlığı belli bir oranda olan bir malzeme ihtiyacınız var. Havlunuz olursa çok daha iyi olacak ve burada da görmüş olduğunuz gibi bir topumuz var. Eğer elde edebilirseniz topumuzu kullanabilirsiniz ama bunun yerine isterseniz havlularımıza da egzersizlerimize devam edebilirsiniz. Şimdi ilk egzersizimize başlarken yapmamız gereken şey özellikle duruş pozisyonumuzu düzgün almak. Bunu da öncelikli olarak ayaklarımızın açıklığını ayarlamamız gerekiyor. Ben de size bunu çok uygun açıdan göstermek için şu şekilde duruyorum. Hemen hemen omuz genişliğine kadar açtığım ayaklarımı bu şekilde duruşumu yapıyorum. Parmak uçları karşıya bakıyor. Yavaşça dizlerimi bükülü bir şekilde duruyorum. Düz durmuyorum, dizlerim bükülü. Kalçamı yavaşça geriye doğru alıyorum harekette. Ve dik pozisyona geçiyorum, omurgam dik. Kollarımı da yukarı kaldırıp bakışım ileride oluyor. Şimdi bu bizim düzgün başlangıç pozisyonumuz. Yani hareketin sıfır kısmı. Şimdi hareketin bir numaralı kısmına geçiyoruz. Yavaşça aşağı ineceğim. Bunu yaparken de nefesimi alıyorum. Eğer burada dengenizi kaybedeceğinizi düşünüyorsanız, karşınızda kapı olduğunu düşünün ve kapının tutamaçları var ya, tutmuş olduğumuz yerleri. Oradan ellerinize tutup kapıyı kendinize dik konumlandırıp hareketi bu şekilde ellerinize sabitleyebilirsiniz de. Eller ileride yavaşça nefesimi alarak, kalçamı da geriye doğru vererek inişimi yaptım ve şimdi nefes vererek yukarı çıkış yapıyorum. Peki, burada bunu yaparken dizlerimin konumu nasıl olacak? Şu mu? Yoksa dizlerim sabit kalıp kalça mı sadece geriye gidecek? Evet, burada önemli olan kalçanın mümkün olduğunca geriye gitmesi bizim çok daha fazla işimize gelecek. Kalça aynı şekilde geriye gittiği bir öne de gelmesi gerekiyor. Şimdi bir kez daha yapıyorum. Kalça geriye gidiyor. Bakın dizlerim sabit, tutunuyorum. Ellerim dengemi sağlıyor. Ve bakın dizlerim sabit, kalça öne doğru gidiyor. Evet, bir kez daha. Nefes al. Şimdi ikinci hareketimize geçerken metimizdeyiz. Yavaşça oturduk. Biraz önce söylemiş olduğumuz gibi programımızın başında bazı malzemelerimiz vardı. İşte topumuz ya da havlumuz. Hareketimiz öncelikli olarak yapmamız gereken şey geriye doğru yatıyoruz. Tabii ki bu şekilde ayağınızı tutarsanız kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Belinizi zorlamadan geriye yatarsınız. Tuttunuz, yavaşça geri yatışınızı yaptınız. Ayaklarımız genişliğinde açık ve benim burada yapacağım hareket yavaşça kalçayı yukarı kaldırıp ve aşağı indirmek. Bunu yaparken de iki tane malzemeyi eş zamanlı kullanabilirim. Burada ya topu kullanırım, iç bacaklarımı da çalıştırmak için ki problemli bölgeler dediğimiz yerlerden bahsediyoruz. Yani şu hareketi yapacağız. Nefesimi verdim, bacaklarımı içeri doğru sıkıştırdım ve inerken şu arada kalçayı da sıkıştırıyorum. Belimin alt kısmında çalışıyorum, sırtımda hissediyorum. Ve inerken bacaklarımı açıyor, rahatlatıyorum. Peki, eğer bu malzeme yoksa havlu yine şekilde kullanabiliriz. İşleyişin en güzel kısmı herhangi bir malzeme almanıza gerek kalmadan havluları çift kat yaptınız. Dizlerinizin arasına sıkıştırdınız. Ve aynı şekilde uygulamayı burada da yapıyoruz. Yukarı çıkarken nefes veriyorum, inerken de nefesimi alıyorum. Ve sıkıştırıyorum. Hareket esnasında asla acele etmiyorum. Özellikle merkezde final noktasına geldiğimde sıkıştır ve aşağı inerken bacaklarını açıyorsunuz. Peki, tekrar sayımızı ne yapıyoruz? Tekrar sayımızı hareketimizin içerisinde yine 17 12 tekrar yapıp aynı hareketlere 45 ile 50 saniye belki 1 dakika dinlenip aynı seti de tam 4 kere uygulayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu hareketleri yaptığınız zaman gündelik programınıza 2 tane hareket eklemiş olduk. Biraz önce söylemiş olduğum gibi bundan sonraki programlarımızda bize bir sporcu anne ve bebek eşlik edecek. Bundan sonraki bölümlerde hep beraber çok daha keyifli egzersizler yapıyor olacağız. Şimdilik hepinize iyi günler.
Ailemiz ne kadar heyecanlı, çok ne kadar büyük bekleyiş. O günleri. Gerçekten ya. Geriye doğru döneceğiz. Düşünmek bile heyecan veriyor insana. Ne kadar güzel. Ya şey, doğum yöntemine nasıl karar verdin? Yani ben normal doğum yapacağım diye tutturdun. Onu anladım. Peki orayı, o düşünceye nasıl gittin? Yani hani böylesinin sağlıklı, böylesinin doğal, böylesinin olması gereken olduğuna inandım her zaman. Ama hani demin birazcık kötü konuştum. Hani mecburen sezaryen olması gereken insanlar, korkanlar vardır. Onların da gözünü korkutup hani kendilerini kötü hissetmelerine yol açmak aslında istemiyorum. Aslında nasıl rahat hissediyorlarsa doğurmak, değil mi? Hani ikisinde de evet, hani çocuk dünyaya getiriyorsun. Hani ben sezaryenle doğurduktan sonra da bunu anladım. Zaten hani sezaryen de bir mucize ki hani hemen yine içinden bebek çıktığı anda memeden süt geliyor. Evet. Hani o tamamen evet, bu da gerçekten doğurmakmış dedirten olaydı bana. Peki rüzgarı kucağına ilk aldığın ana gidelim. Ya nasıl bir andı o? Benim bir arkadaşım var, doğumunu anlatırken bana şey demişti. Ben parmaklarını sayın demişim doktora. Takım demişti. Peşte, değil mi? Bundan etkilenip ben de aynısını yaptım. Hani kaç parmağı var sayın diye. Bir de ben işte tiroid hastasıyım, bir taraftan ilaç kullanıyorum doğum sonrası. Bu işte tiroid eksikliği ve fazlalıkta hani altı parmak yarık dudaktım gibi sendromlar olabiliyor. Birazcık herhalde bilinçaltına o gibi kaygılar da yerleşmişti. Hemen onu söyledim. Babası tamam tam falan dedi bana. Sakin ol gayet iyi. Sonra tabii kucağına geldiği anda bir ağlama, bir rahatlama, duygusal boşanma. O hani babada da oluyor, annede de oluyor. Hatta bazen doktorda da oluyor. Benim orada iyi bir anım var biliyorsun, senin mesleğinle ilgili. Evet. Benim doğumumu kardeşim kameraman kendi çekmek istedi ve çok yakın bir arkadaşım fotoğrafçı. Ben gireceğim senin doğumuna dedi. Evet. Ben de dedim ki ikisine de yapmayın. Hani bu bir sezaryen. Bana bunu yapmayın. Bir şey olur, kaldıramazsınız. Benim kardeşim dedi ki ben açık kalp ameliyatı çektim. O da dedi ben daha önce ameliyata girdim. Kardeşinin doğumuna girmek başka bir şey dedim. İkisi de bayıldı. Sizin benim doktor izin vermiş, ne güzel. Benimki izin de vermedi. Kocama da izin vermedi. Yani yok, bayılır diye izin vermedi yani, ama demek ki oluyormuş gerçekten böyle. Gerçekten yani ikisinin de eli ayağı titredi. Böyle i̇kisinin bembeyaz kanlı gibiler. Fena olmaları çok kötü. Yani kamera görüntüsü bir yine biraz var. Böyle tamamlamışlar ama fotoğraf hiç yok. Arkadaşım diyor ya sen benim kaç yıllık arkadaşımsın, gözümün önünde seni. Çağırsaydın beni, ben hastanedeydim. Aynen. O dönemi çok iyi hatırlıyorum. Keşke bilsem. O yüzden yani herkes işini yapsın. Doğum fotoğrafçısı olmak da hani bu işin profesyoneli olmak demek. Bu bir meslek. Boşuna ortaya çıkmamış. Bunu bir anlatabilsin. Boşuna ortaya çıkmamış. Hasta bakıcı da çekemez. Yakın da çekemez. Evet, akraba da çekemez. Her ne kadar fotoğrafçı da olursa olsun. Pınar Hanım, bebek annesiyle beraber mi uyumalı, ayrı mı uyumalı? Peki bebeği kim uyutmalı? Örnek veriyorum, anne çalışıyor. Çok hani yeni doğduktan sonra çalışmak zorunda. Örnek veriyorum, kadın doğumcular. Hastalarını takip etmek üzere çalışmak zorunda kalıyor. Ne önerirsiniz ona? Şimdi öncelikle anne ne isterse onu öneririm. Yani bir tanecik bebeğimiz var. Belki ben düşünmüyorsam belki tek bir tane yavrum yaparsam bir tane daha. Önce gönlünden ne geliyorsa, yani birlikte yatmak, aile yatağı, doğal ebeveynlik, tercih ettiği bir şeyse annenin, mutluysa bu böyle uyumaktan, baba da mutluysa, bebek de mutluysa böyle devam. Hiç illa bu işin ideali vardır diyemem. Ama benim gözlemim şöyle oluyor, mutlu oh kokusunu içine çekerek uyumaya başlıyoruz. Fakat ondan sonra belli bir zaman geldikten sonra bebek çok hareket etmeye başlıyor. Öyle dönüyor, böyle dönüyor. Anne sürekli uyanıyor, bebek sürekli uyanıyor. Baba zaten yatakta yok artık. Bambaşka bir odada yani. Şimdi zaman içerisinde bunlar artık sıkıntı yaratmaya başlıyor. Doğal ebeveynliği tercih eden anneler de zaten eğer bir noktada bu sıkıntıyı yaşarlarsa bana danışıyorlar. Çünkü ben uyku eğitiminde bebeğin belli bir aydan sonra, mümkünse 3, 4, en fazla 6 aydan sonra kendi odasında, kendi yatağında yatmasından kendi yanayım. Kendi odasında. Kendi odasında. Hmm. Çünkü bebekler sesli uyuyorlar. Mıkır mıkır mıkır, arada küçük ağlamalar yaparak. Şimdi annenin odasında yatınca anne hop
koşuveriyor yanına. Evet. Dur bir dakika diyorum ya, çocuk uyuyor daha. Biz çok tez canlıyız. Hı-hı. Çok çabuk müdahale ediyoruz. Ama hormonlarımız yönetiyor. Öyle 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 gerçekten. Hani eşlerimize sorsak, aa ses mi yaptı? Aa bebek uyandı mı? Anne 20 defa gitmiş o zamana kadar, hı-hı, çocuğun yanına. Evet. Ama çok iyi bir şey değil. Çok doğru bir şey değil. Zaten o bebek ihtiyacı varsa duyurur bize kendini. Saraylarda, hı-hı, yaşamıyoruz. Yani hani yan odada büyük ihtimalle bebeğimiz. Kapılar tabii açık. Mina çılgınca bağırıyor. Anne susadım falan diye. Evet. Ama öyle bir bağırmak, sanki yangın var böyle. Biraz o yüzden biraz beklemek lazım. Yani bebeğin dilini biraz çözmek. Bir bekleyin bakalım. Acaba bebeğin mıkırtı mı? Dönmeye mi çalışıyor kendi? Hmm. Bir bakalım, belki dönecek kendi kendine uykuya. Dönerse ne güzel, ne âlâ. Dönmezse gidip destek olmak lazım. Nasıl yatmak lazım? Dediğim gibi bana göre... Annenin de bebeğin de rahat uyuması için yaklaşık 4. aydan itibaren kendi odasında, kendi yatağında yatması lazım. Ama bir yaşındaki bebeğiniz sizinle yatıyorsa, bu durumdan da memnunsanız tadını çıkartın yani. Ne güzel. Değil mi? Şimdi işte o senin muhteşem an vardı ya, kucağına rüzgarı aldığın an. Şimdi o anı izleyeceğiz. Doğum anına gidiyoruz. Ancak bize lütfen Facebook ve Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca sürprizlerimiz için lütfen altta gördüğünüz kodu www.merhababebek.tv adresimizden girerek sürprizlerimize ulaşabilirsiniz. Evet, şu an babaannemiz Sevim Acar'la beraberiz. Kendisi çok heyecanlı. Bize sabahtan beri heyecanını aktarıyor ama bir de onun ağzından dinleyelim. Nasılsınız? Neler hissediyorsunuz bugün? Çok mutluyum. Bundan daha güzel büyük mutluluk olamaz. Babaanne oluyorum. İlk göz ağrımız. İlk defa böyle bir şey oluyor. Yani babaanne oluyorum. Ailenin ilk torunu. Ailenin ilk torunu. Peki, ilk gördüğünüz bebeği neler hissettiniz? Şuranızda neler oldu? Heyecan oldu. Bir acayip bir, yani tarif edemediğim bir mutluluk oldu. Evet. Çok güzel, çok mutluyum. İlk torunum. İki tarafında ilk torunum. Evet, iki tarafında ilk torunu. Peki bir şey soracağım. Bebeği ilk gördünüz. Yani o an sizin için nasıldı? Çok mutlu bir an. Tarif edemem. İlk torun çok tatlı maşallah, deniz bebek. Tarif edilemez o duygu zaten. Hani karnındayken de yine çok heyecanlıydık. İlk bebeğimiz çünkü evimize gelen. Ama şey, ilk gördüğümüz an böyle o zaten anlatılamaz bir şey. Hani bir parçanız sonuçta, bir anne kadar yani teyze olarak tabii ki seviniyorsunuz. Ben anne yarısıyım diyorsunuz. Aynen öyle, çok heyecanlı bir şey yani. Gördükten sonra zaten inanamadık.
Yani böyle enteresan bir duygu. Çok acayip bir duygu. Böyle insan içinde kıpır kıpır bir şeyler hissediyor. Ona dokunmak, hani onun böyle hareketlerini gözlemliyorsunuz. İşte ne yapacak, nasıl elini mi oynatıyor. Çok çok acayip bir duygu ya. Çok başka bir şey. Evet, doğumdan çıktık. Bebeğimiz yanımıza geldi, emdi. Annemiz rahatladı, ağrılarımız geçti ve şimdi artık rahatız. Üçlü bir araya geldi. Annesi, neler söyleyeceksiniz bize? Bu kadar güzel bir gün yaşadınız. Yani hamilelik süresince sorunuz için sürekli kafanızdan ne hissedeceğiniz, ne düşüneceğiniz, ne yapacağınız geçiyor ama yani şu doğduktan sonra hissettiğiniz gerçekten hiç düşünebileceğiniz hayal bir şey değil, kesinlikle değil. Yani doğum sonrasında hemen çıktıktan sonra ağlıyor ve annesinin hani sesiyle sakinleşiyor. Öyle bir şey hissetmek yani anlatılacak bir şey değil. Şu anda da huzurlu ve mutlu gözüküyor. O da beni çok mutlu ediyor. Artık bundan sonra hayatımızın odak noktası. Evet, babası Taylan Bey, neler söyleyeceksiniz siz? Gerçekten yani çok heyecanlıyım zaten. Gün boyunca da devam etti. Doğum sonrasında da aynı heyecan devam ediyor. Muhteşem bir duygu. Doğum anında da zaten siz de oradaydınız. İnsanın tarif edemeyeceği bir şekilde duygulanıyorsunuz. Aynı şey bende de oldu. Muhteşem bir duygu. Bir an önce hastaneden çıkıp evimize gelmesini bekliyoruz. Umarım sağlıklı bir şekilde şu süreci de atlatırız en kısa zamanda. Ailemize normal sürecine dahil olur hayatımızın. Peki Deniz'i kime benzettiniz? Annesine mi, kendinize mi? Çok tam arada gibi görünüyor. Bir kısmını, yüzünün bir kısmını annesinden almış, bir kısmını babasından almış. Rüzgarlı bir günüm hafta sonu dolu dolu geçiyor tabii. Hafta içi o okulda saat 4.30'a kadar. Hı-hı. Hafta sonu zaten artık biliyor bugünün anne programı evde. Ne diye uyanıyor. Hı-hı. Son günlerde bir yüzme, yani 3 hafta sonundur yüzme kursuna gidiyoruz. Hı-hı. Çünkü bu yaz artık böyle kollukta, simitle öyle tabii. Şeylerle uğraşmak istemiyorum. 3. haftada becerdi, suyun üstüne hiçbir şeysiz durabiliyor artık. Aferin. Bu pazar böyle bir şey yaşadık ve inanılmaz. Ben böyle şezlongu yumrukluyordum. Allah'ım yüzdü diye. Bir de böyle arada böyle giriyor gluk gluk. Çok komik oluyorlar. Çığlık atıyorum. 3 haftada oldu demek. Dışarı çıkardı falan. Siz bir dışarı çıksanız falan dedi. Çünkü bir şey boğulacak gözünün zannediyorum. Evet. Biraz gerçekten soğukkanlılık o meselede de. Havuzda yüzmek de zordur aslında, evet. Kaldırmaz kolay kolay. Ve hani bana şey dedi mesela, bu çocuk her koşulda artık kendini kaldırabilir. Eğer şimdi yazın gittiğinizde kolluk falan takarsanız çok fena bozuşuruz dedi. Evet. Ben bunu bütün ev halkına söyledim. Bez şeyi gibi değil mi? Aynen. Meselesi gibi. Yani bez gibi, uyku gibi aslında hepsinde rahat karar, ve soğukkanlı ve kararlı. Evet, evet, evet. Kesinlikle. Sabırlı. Ya zaten iyi bir çocuk yetiştirmenin en büyük şeyi annenin karar, ailenin kararlı olması. Kesinlikle. Ve bir konunun üzerine o şekilde gitmesi. Peki bu uyku kararlılığı konusunda tavsiyeleriniz nelerdir ayrıca? Valla bir defa ben hep şöyle diyorum, bu uyku eğitiminin denemesi olmaz. Ya çıkarsınız yola, bitirirsiniz ya hiç başlamazsınız. Çünkü yola çıktığınız zaman bir alışkanlık değiştiriyorsunuz ve bebek az ya da çok biraz da olsa ağlıyor. Yani yanındayız, hiç yalnız bırakmıyoruz ama eğer siz çıktığınız yoldan dönerseniz o ağlamanın bir dakikası bile boşa. Hiç yapılmaması gereken bir şey ve çocuğa yanlış şey öğretiyoruz. Yani sen yeterince ağlarsan ben vazgeçerimi öğretiyoruz. O zaman çocuk büyüyünce sürekli istediğini elde etmek için daha da çok ağlamaya başlıyor. Evet. Yatakta uyutmak imkansız bir hale geliyor zaten. Ve genel terbiyesizliğinde bozmuş. Tabii. Yani çocuğa biz ne kadar kolay vazgeçtiğimizi gösteriyoruz onun ağlamasıyla. Oysa ki biz zaten onun yanındayız. Yalnız bırakmıyoruz. Alışkanlığını değiştirmeye çalışırken biz teselli
desteği veriyoruz, destek veriyoruz. O yüzden çok kararlı olmak lazım. Yani ben çok her gün bir sürü anneyle konuşuyorum. Dönme noktasına gelen çok aile var. Ama döndüğümüz zaman boşa, bütün çabalar boşa. Ailenin birbirine destek olması çok önemli. Babanın anneye destek olması, evde anneanne dedeler varsa onların anneye babaya destek olması. Bence bu bir takım çalışması. Kolay bir iş değil ama gerçekten kararlı olunursa kesinlikle başarılabilecek bir şey. Evet, kesinlikle ortaklaşa çözülecek şeyler bunlar zaten. Sevgilim, bir şey sorabilir miyim izninle bu noktada? Tabii. Yani biz evet artık uyku sorununu çözdük gibi bir şey ama gece de bez bağlamıyoruz artık. Ve Rüzgar'ı ben uykusundan uyandırıp tuvalete kaldırmalı mıyım? Yoksa uykuyu bölmeden kendi kendine uyanmasına mı izin vermeliyim? Vallahi. O zaman da çok sık kaza oluyor. Kaza oluyor ama kaza olunca Rüzgar'ın yaşayacağı rahatsızlıkla kaza olmamaya başlayacak zaten. Yani bence biraz kazayı göze alıp onun kendi kendini kontrol etmesi, gerektiği zaman seni çağırıp sana seslenmeyi öğrenmesi daha doğru geliyor bana. Bugünlerde çok fazla kaza oluyor da. Evet. Biz o kazaları son bir senedir atlattık. Yani ama uykudan önce tuvalete mutlaka oturtunca aslında o kazalar neredeyse çok fazla yok oluyor. Likit tüketiyor ve arada da uyanıp su ya da süt istiyor hala. Öyle. Onu önermiyorum. Evet, gece süt içildiği zaman, su içildiği zaman çok zor. O zaman tuvalet çok zor ve diyelim ki günde 1 litre toplam içtiği sıvı var. Eğer Rüzgar bunun 250 gramını hep gece içmeye alışırsa böyle gider. Ama sen onu 1-2 gece bile kesebilirsen zaten o miktar direkt gündüze aktarılacak. Yani onun bir eksiği kalmayacak sütten yana. Alışkanlıkla ilgili o da. Biz de o kazaları zaten o gece sütlerinden sonra yaşıyoruz. Aynen bizim de. Yoksa bez kullanmamanın hiçbir anlamı olmuyor. Alta koruyucu koyuyorsun. Çocuk onu görüyor aslında. Ve Minaç bunu neden koyuyorsun, ben artık büyüdüm diyor. Ama gece yaşayacağı şeyden sen korkuyorsun. Tabii. Ve ben çalıştığım aileler mesela 11. ayda gece beslenmesini tamamen kaldırıyoruz. 11. ayda bayağı. 11. ayda tabii. Ama içiyor. 4 yaş neredeyse. Evet. Yani. İçiyor tabii çünkü ona alışkın. İşte hani dediğim gibi birkaç gün sabredip dayanıp o zorla o miktar direkt gündüze aktarılır zaten. Yani 3 yaşa kadar gece mutlaka 3-4 gibi bir biberon süt içtik. Biz o suçları işledik. Biz yapıyoruz canım o kadar. Yani yapak gölet oluyor öyle. Olsun. Sonra biz çekiyoruz sıkıntısını. O yüzden gerek yok yani. Yine bize patlıyor ama çocuk da aslında çok üzülüyor. Çok içlerini atıyorlar o tarz şeyleri. Tabii büyüdükçe. Şimdi doğumumuz oldu. Şimdi ailemiz bebeğine kavuştu. Doğum sonrası görüntülerimizi izleyeceğiz. Lütfen bize Facebook ve Twitter adreslerimizden ulaşmayı unutmayın. www.merhababebek.tv'den alttaki kodu girerek sürprizlerimize ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Tanışmamız ortak arkadaş vesilesiyle klasik öyle oldu. Sonrasında biz zaten çok iyi arkadaş olduk. Evlilik sürecini aslında planlamadan kendisi geliyor. Yani karşımızdaki insana karşı hissettiklerimiz, doğru insan olduğunda zaten bunları hiç planlamadan direkt o yola giriyorsunuz. Eşimin de söylediği gibi ortak bir arkadaş tanıştırdı bizi. Ondan sonra yavaş yavaş bu sürece doğru, evlilik sürecine doğru arkadaşlık, ilişki, nişanlılık ve evlilik süreci peşin sıra geldi. Beklediğimiz bir şeydi aslında hamile olma ihtimali. Sonrasında gerçek olduğunu görünce, ekranda o testin pozitif olduğunu gördüğümde yani tabii o an çok başka şeyler hissediyorsunuz. Beklenti sürecine girdim. İster istemez tabii bu 9 aylık süreç duygusal yönden de iyi dengelemem gerekiyordu kendimi. Mümkün olduğunca eşimin yanında olmaya çalıştım. Doğum için hastaneye giderken hani döndüğümüzde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum aslında. Tabii ki daha güzel olmasını düşünüyordum. Nitekim öyle de oldu. Tabii bunun için adapte olmak da hani hem fiziksel olarak hem
ruhsal olarak yoruluyorsunuz çünkü artık hayatınız tamamen ona yönelik. Adapte olunması gereken bir süreç, adaptasyonu zor bir süreç. 10 gün oldu, 10 günde günlük ortalama uyku süremiz 2-3 saat civarıdır. Mamasıdır, alt bezidir, uykusudur, beslenmesidir derken bir periyodik olarak devam ediyor bu süreç ve o yüzden yani bu döngüyü bozmamamız gerekiyor ve bu döngüyü bozmayı arada da boşluk süreci yaratamıyoruz dolayısıyla. Ondan aldığınız enerji, ona verdiğiniz sevgiye karşı onun o bir gülümsemesinde tabii şu anda hani bunları algılayarak yapmıyor ama o size tüm yorgunluğunuzu unutturuyor. Dolayısıyla o oluşan değişiklikleri çok hevesle, istekle yapıyorsunuz ve çok yorgunluk hissetmiyorsunuz. O tekrar uyanıp size baktığında siz tekrar eski enerjinize kavuşmuş oluyorsunuz. Onu hem şimdi hem sonrası için hani söyleyebileceğimiz, hissettirebileceğimiz en önemli şey onu ne kadar çok sevdiğimiz. Çünkü hayata ilk adım attığı andan itibaren onun ihtiyacı olan tek şey sevgi. Sevgi çerçevesinde gelişebilecek bir özgüven. Sonrasında zaten kendi ayakları üzerinde durabilecek duruma geldiğinde kendi hayatını kendisi şekillendirebilecek. Dolayısıyla onun için yapabileceğimiz en önemli şey huzurlu, mutlu bir yuvada sevgiyle büyütmek olacak. Bu da onu hissedecek, her zaman söylediğimizin farkında olacak. Bizim aşkımızın bir meyvesi, bizim sevgimizin bir meyvesi ve ömrümüzün sonuna kadar destek olacağımız, bakacağımız bir can, bizim canımız. Ve bunu baba, anne diye tabii ayırmadan üzerimize düşen görevi de sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Bence pimpirikli bir annemsin. Ay düştü, ay kalktı, ay öyle, ay böyle, yemedi, uyumadı. Yani öyleydim ama birazcık oğlumun karakteri sayesinde ben de bu huyumdan vazgeçtim. Çünkü rüzgar düştüğü zaman asla ağlamayan bir çocuk. Beni rahat bırak demek istiyor aslında. Evet, yani bacakları mosmor. Böyle sürekli kolları kabuk tutmuş, kabuğu böyle yoluyor. Bu da geçti falan diyor. Tam bir böyle, oğlan çocuğu. Tam bir oğlan çocuğu ve çok soğukkanlı. O yüzden ben de birazcık kendi haline bıraktım. Yani bizim ilişkimizin hani temel kodu eğlence. Biz birlikte eğlenmeyi seven ve hani birlikte eğlenebilen. Ben şahit oldum ne kadar güzel oyun oynadığınıza. Evet. Anne oğluz. Böyle bayağı salonumuzun ortasında bir tane trambolin var. Çıkıp güzel. Birlikte müziği sonuna kadar açıp trambolinde dans ediyoruz. Çok güzel. Yani sokakta gayet alışveriş merkezinde deli gibi koşan bir anne oğul görürsen o biziz. Hani. Tamamen ne bileyim dondurmayı suratımıza fırlatıp böyle tam bir haşere oğlan çocuğu ve ben de hani onunla beraber eğleniyorum. O ve gerçekten hayatıma çok büyük renk katıyor. Ay. İyi ki var. Şey soracağım size, bize uykuyla ilgili söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? İlk aylardan başlarsak şöyle bir grafiği şöyle grafiği bir şöyle çıkartırsak evet. Şimdi 0-4 ay arası çok önemli, çok kıymetli çünkü bebeğin zihni tertemiz, bembeyaz bir sayfa. Buraya doğru uyku alışkanlıkları yazmak lazım. İlk aylardan eğer bebeği kundaklayıp ağzını birinci aydan sonra emziğini verip dördüncü aya kadar yatağında yatırırsak hiç bebeğin zaten sallanma, emme gibi bir bağlantısı olmayacağı için aslında çok kolay. Aslında o bilgisi yok. Aynen normalde. Tabii biz direkt onu diyorum ki biz yazalım direkt bu sayfaya yatakta uyumayı yeni doğan bir bebeğe. Yeni doğan bir bebeğin uyanık kalabildiği süreler çok kısa. Bunları bilmek lazım. Yani yeni doğan bir bebek uyanır yaklaşık 45 dakika, bir saat sonra tekrar uyuması lazım. Eğer ki bebeğimizi her yaş için söylüyorum daha iyi uyusun diye uzun süreler uyanık tutarsak
orada iş çok zorlaşır. Evet. Yatakta uyutmak evet. imkansız hale gelir. Bebek hiperaktif hale gelir. Bu 3 yaşında da böyle hani yeni doğanda... Stres hormonu salgılanıyor. Aynen öyle. Kortizol denen bir hormon var. Böbrek üstü bezlerini salgıladı ve bu hormon bebeğe dayanma gücü vermek için üretiliyor aslında. Dayan yani yorgunlukla mücadele için. Ama aynı zamanda da bu hormon salgılanmaya başladığında bebek uyuyamıyor. Çünkü bu hormon var vücudunda. Dayanmak için çocuk kurulmuş evet. durumda. Benim öyle bir arkadaşımın bebeği, kız derdi ki o gece 2'ye kadar uyumadı. Oh uyur bu gece dedi. Bize gelmişler. Benimki 9'da bayıldı. O böyle gece 2 hala cin gibi. Vücut ona alışıyor. Aynen. Sonra biz tabii sabah 5'e kadar falan oturduk. Bu sabah 5'te kalktı. Uyku bitti dedi. Biz tam yatacağız tekrardan. Kız zombi gibi. Evet. Yani ve yeni okula başladı, şimdi düzene soktu uykusunu. Çünkü mecbur kaldı. Bence ev tabii. hanımları burada daha büyük hatalar çok yapıyor. Çok sormayın. Ben son bir aydır şehir şehir dolaşıyorum, ailelerle buluşuyorum. Bizde yatış saati 0-4 yaş arası gece 11-12. Yani böyle bir şey kabul edilir değil. Yani çocuk büyümez. Büyümüyor. Evet yani ne yapalım, uyumuyor. Ben bunu kabul etmiyorum ya. Çocuk birazcık kural düzen koyabiliriz. Her şey bizim elimizde. Yani 2 yaşında bir çocuğun yatması gereken saat yaklaşık 8-8.5. 1 yaşında bir çocuğun yatması gereken saat 7.5. Daha geç uyansın diye, daha iyi uyusun diye bu çocuğu geç tutarsanız biraz aynı arkadaşın... bencillik var değil mi? Öyle tabii. Biz de sabah uyanmak istemiyoruz. Tabii. Ya da arkadaşınızınki gibi sabah 5'te kalkıverir çocuk. Tabii. Yani onların gecede 11-12 saat uykuya ihtiyacı var. Bizim gibi 8 saat yetmiyor onlara. Yani iyi çocuklar, hani başarılı çocuklar, konsantre olabilen çocuklar yetiştirmek istiyorsak iyi uyumaları lazım. Bir beslenme büyüme hormonu gibi. 10'la 2 tabii, arası. Tabii o saatlerde salgılanıyor. Yani başlar zaten çocuk, 1-2 yaşındaki çocuk 7.5 gibi mızırdanmaya. İşte evet, veriyor evet. işaretini evet, yani. Evet, biraz evet. gözlem, işaret ve biraz daha düzen. Efendim çok teşekkür ederim. Geldiniz. Harika sohbetler ettik. Tekrar bekliyoruz ama. Sağ olun. Efendim haftaya tekrar görüşmek üzere. Sorularınız olursa eğer Facebook ve Twitter adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.